14 Ekim 1918. Almanlar Batı cephesine saldırıyor. Zehirli gaza maruz kalan bir asker kör oluyor ve tedavi için bir hastaneye götürülüyor. Orada görüşünü yitirmiş ve yenilmiş bir adam olarak can alıcı bir karar veriyor. Politikaya girmek. Asıl olağanüstü olan bu adamı savaşın değiştirmiş olması. Almanya'yı kurtarmak gibi bir görev için seçilmiş olduğuna inanmaya başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları, savaş öncesinde avare bir serseri olan bu adamın sonrasında nasıl tarihin en kötü şöhretli diktatörlerinden birine dönüştüğünü açıklayabilir. Askerlik yaptığı dönemle ilgili gizli belgeleri araştırarak ve tıbbi geçmişini titizlikle inceleyecek bilim insanlarının yardımlarını alarak Adolf Hitler'in gizemli dosyasını açıyoruz. Gizemli dosyalar. Hitler. Almanya, Münih, 1914. Coşku dolu bir kalabalık Avrupa'da başlayan savaşa dair haberleri alıyor. Kalabalığın arasında 25 yaşında ve 5 parasız bir ressam da var. Adolf Hitler. Profesör Richard Evans, Hitler rejiminin yükselişi ve düşüşüyle ilgili en geniş kapsamlı araştırmalardan birini yayınladı. O fotoğrafta yüzü coşkuyla, heyecanla ve katıksız bir tatminle ışıldıyor. Rüyaları gerçek olmuştu. Ona göre Almanya, kendi egemenliği altına alabilmek için tüm dünyaya karşı savaşıyordu. 1914'ün Ağustos ayında Almanya, Belçika ve Fransa'yı istila etti. İngiltere'de komşularını korumak için Almanya'ya savaş ilan etti. Kıta, içlerinde Almanya'nın da bulunduğu ittifak devletleri ve İngiltere'nin de dahil olduğu itilaf devletleri arasında ikiye bölündü. İki cephede de birçok insanın gözünde savaş, ülkelerinin büyüklüğünü göstermek için bir fırsattı. Terry Charman, 20. yüzyıldaki dünya savaşları üzerine çalışan bir uzman. Avrupa'yı gerçekten savaşma aşkı sarmıştı. Belli ki insanlar savaşın nasıl bir şey olduğunun farkında değildi. Hitler gönüllü olarak orduya yazıldı ve List alayı olarak da bilinen 16. Baviera yedek piyade alayında görevlendirildi. Birkaç haftalık eğitimin ardından Almanya adına savaşmak için Batı cephesine gönderildi ama aslında Alman bile değildi. Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da Avusturya Braunau'da küçük bir gümrük memurunun oğlu olarak dünyaya geldi. Hitler'in annesi Clara tam anlamıyla Hitler'in üzerine titriyordu. Babası da oğlunun kendi izinden giderek Avusturya Macaristan gümrüğüne girmesini istiyordu. Ama Hitler bunu kesinlikle reddediyordu ve bana kalırsa Hitler bu yüzden babasından çok fazla dayak yemiş olmalı. 1903 yılında babası öldü. Hitler bundan 4 yıl sonra 18 yaşına geldiğinde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya taşındı. Aynı yıl annesi de öldü. Hitler artık yakın akrabalık bağları olmayan öksüz bir gençti. Viyana'da şehir merkezine pek uzak olmayan bu dairede yaşıyordu. Ne yapacağını, ne olacağını bilmeden dolaşıyordu. Bir kimlik edinmeye çalışıyordu ama bu konuda hiç de başarılı sayılmazdı. Hitler yaşamını idame ettirmeyi başaramıyordu. 1909-1910 kışında Hitler hangi açıdan bakılırsa bakılsın tam bir serseriydi. Parklarda bankların üzerinde ya da sığınma evlerinde uyuyor, tıraşsız ve açıkçası bitli bir halde geziyordu. Yalnız Hitler yanına küçük umutlarını da alarak 1913'te Münih'e gitti. Genç Hitler'in ileride Almanya'nın kötü şöhretli diktatörü olacağını gösterebilecek hiçbir liderlik özelliği yoktu. Bu Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar böyle devam etti. Adolf Hitler 1914-1918 arasındaki 4 yıl boyunca İtilaf devletlerinin karşısındaki siperlerde er olarak savaştı. Bence savaş ona bir anlamda bir görev duygusu, bir amaç ve aidiyet hissi kazandırdı.
Ordu psikiyatristi Profesör Simon Wesley'nin Hitler'in askerlik dönemi üzerine geliştirdiği bir teorisi var. Savaş hayatını değiştirecek bir deneyim oldu. Savaş olmasaydı bildiğimiz savaş sonrası Hitler'i de tanımayacaktık. Onunla 1914 yılı civarında bir söyleşi yapabilseydik kesin olarak bir tek sonuca varırdık. Hitler pek çok şey olabilirdi ama deli değildi. 1918'de Almanya İtilaf Devletleri tarafından bozguna uğratıldı. Hitler'in sevgili ulusu gerçek bir karmaşanın ve ekonomik çöküşün başlangıcındaydı. Ulusal çaptaki küçük düşme duygusunu temel alan Hitler ve Nazi Partisi bu utancı kullanarak Almanya'da yükselişe geçti. Suikastlerin, şiddetin ve kavgaların yaşandığı kanlı bir dönemdi. Ama kimse Hitler'den daha vahşi değildi. Hitler, Alman ulusunun güçlenmesinin tek yolunun Avrupa çapında büyük bir Alman imparatorluğu kurmaktan geçtiğine inanıyordu. Ve bu inancı İkinci Dünya Savaşı'na yol açacaktı. Açıkçası o dönemde kimsenin onu bir gün dünyanın gördüğü en kötü adam olacağını tahmin ederek ciddiye aldığını sanmıyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Hitler politik hırsları olmayan meteliksiz bir adamdı. Ama savaştan sonra politika onu harekete geçiren şey oldu. Peki o 4 yıllık savaşta ne oldu da o sosyal açıdan sefil durumda olan adam geleceğin karizmatik liderine dönüştü? 1914'te Batı cephesi ana savaş alanıydı. Alman birlikleri doğuda, İtilaf Devletleri ise batıdaydı. Cephe İngiliz kanalıyla İsviçre sınırı arasında yüzlerce kilometrelik bir alana yayılmıştı. İki tarafın askerleri de sürekli kazıyordu. Taarruz sırasında kullanılması için güçlendirilmiş siperler hazırlıyorlardı. Ekim 1914'te Belçika İpr'de bir çatışma başladı. Pete Chillens, Batı cephesi üzerine çalışan bir uzman. Hitler'in adımlarını takip ederken yaptığı araştırma, onu Hitler'in vahşi siper harbiyle tanıştığı siperlere götürmüş. Bu siperlerde çok zorlu ve kesinlikle göğüs göğüse çarpışmalar yaşandı. Süngü mücadelesi, yakın mesafeden ateşlenen tüfekler, makineli tüfekler. Alay çok zorlu bir çatışmayla yüz yüzeydi ve bu taarruzda Hitler de vardı. Bir ay süren çarpışmaların sonunda 20 bin Alman askeri öldü. Hitler'in alayındaki yüzlerce asker de yitip gidenlerin arasındaydı. İki düşman ordu beraberliği kabul ederek kendilerini emniyete aldılar. Ama Hitler sürekli ön cephede değildi. Onun işi kuryelikti, mesaj taşıyordu. Chillens, Hitler'in mesaj taşımak için girip çıkmış olabileceği bir sığınağı inceliyor. Burada her tipte binlerce Alman sığınağı vardı. Ateş hattındaki sığınakların yanı sıra cephe gerisinde 10 kilometre kadar daha içeride savunma amacıyla kurulmuş Alman sığınakları da vardı. Hitler'in ulak olarak görevi karargahlar ve ateş hattı yakınındaki küçük komuta merkezleri arasında sürekli gidip gelerek gönderilen mesajları iletmekti. Ve bu oldukça tehlikeli bir görevdi. Hitler kendini adamış bir askerdi ve demir haç madalyasını almaya hak kazandı. Kesinlikle dalgacı ya da korkak bir adam değildi. Aksine ben bunun hayatının en mutlu dönemi olduğuna neredeyse eminim. Batı cephesi Hitler'in yuvası olmuştu. Savaşa kadar amaçsızca geziniyordu. Ama artık asıl görevinin Almanya için savaşmak olduğunu biliyordu. Ama dikkat çekici biri de sayılmazdı. Diğer askerler onun biraz tuhaf olduğunu düşünüyordu. Onlar şakalaşırken Hitler genellikle bir köşeye oturup karalamalar ve resimlerle uğraşırdı. Bu savaş öncesinden Viyana'da yaşadığı dönemden kalma bir alışkanlıktı. Hitler o zamanlar bir ressam olmayı hayal ediyordu. Aslında ilk gençlik yıllarında kafasına koyduğu şey bir ressam olmaktı. O zaman aktif politikaya atılmayı hiç düşünmüyordu. Viyana'ya da Viyana Akademisi'ne girmeyi denemek için gitmişti. Sınavlara girdi. Ancak başarılı.
başarılı olamadı. Sonra bir kez daha denedi ama yine sınavı geçemedi ve bu yüzden gerçekten yıkılmıştı. Kendini küçük düşmüş hissediyordu. Bu sınavı kolaylıkla geçeceğini düşünmüştü ama öyle olmadı. Bu Hitler'in Viyana Akademisi tarafından reddedildiğini gösteren belgelerden biri. Bu başarısızlık onun dışlanmışlık hissini besledi. Savaş zamanında birkaç farklı ölümcül saldırıdan sağ kurtulması da onun yabancılaşma duygusunu güçlendirmiş olabilir. Bir keresinde az önce çıktığı bir mevki havaya uçtu ve içerideki herkes ya öldü ya da ağır yaralandı. Askerlerin batıl inançlı olduğunu biliriz. Ve bu tip bir deneyimden sağ kurtulanlar da sıklıkla özel olduklarını düşünmeye başlarlar. Ama 1916'da Hitler'in şansı tükendi. Hitler Somme'da savaşıyordu. Bombardıman 24 Haziran'da başladı. İngilizler Almanlara aralıksız saldırıyordu. Düşünün, aralıksız topçu ateşi devam ediyor. Top mermileri ıslık çalıyor. Her yerde bombalar patlıyor ve bu bir hafta boyunca hiç durmadan sürüyor. Hitler saldırıya yakalandığında bir mesaj götürüyordu. Hitler aslında devam eden İngiliz topçu saldırısının sonlarına doğru yaralandı. Sanırım kalçasına isabet eden bir şarapnel olmalı. Hitler ateş hattından uzak bir hastaneye kaldırıldı. Bu dönemin özelliği şuydu. Hitler daha sonraları Yahudilerle ilgili görüşlerinin bu dönemde pekiştiğini öne sürecekti. Hitler'in hastalık derecesindeki Yahudi düşmanlığının kaynağı oldukça tartışmalı bir konu. Aslında Hitler'in 1914 öncesindeki yaşamında Yahudi karşıtlığının izlerine çok az rastlanıyor. Savaştan önce çoğu Viyanalı gibi o da Yahudi karşıtı yayınları okumuştu. Ama şaşırtıcı bir şekilde çok iyi iş ilişkileri kurduğu Yahudiler de vardı. Ancak 1916 ve 1917 yıllarında iyileşme süreci devam ederken Almanya'daki Yahudi cemaatinin savaşı yeterince desteklemediğine inanmaya başladı. Bu tamamen yanlış bir inanıştı. Gerçekte nüfusun %1'inden azını oluşturan Alman Yahudileri savaşa giden birliklerde fazlasıyla temsil edilmişti. Savaşta Almanya için 100 binden fazla Yahudi görev yaptı. 30 binden fazlası cesaret madalyası almaya hak kazandı. Ön cepheden uzak geçen 6 ayın ardından iyileşen Hitler tekrar siperlere döndü. Bir yıl sonra İngilizler Alman hatlarına çok ciddi bir saldırıya geçtiler. ...14 Ekim 1918'de Hitler hayatının bir dönüm noktasına daha geldi. Zehirli gaz saldırısı. Daha sonra İngilizler zehirli gazla saldırmaya başladılar yazacaktı. Gece yarısı civarında alayındaki askerlerin bir kısmı etrafında yerlere yıkıldı. Hitler anlatıyor. Birkaç saat sonra gözlerim kor kömürler gibi yanmaya başladı. Her yer karardı. Kör olmuştu. Pete Chillens, Hitler'in gaz saldırısı hakkındaki ifadesini değerlendiriyor. Bu kitap Hitler'in alayının yayınlanmış günlüğü. Ve özellikle bir açıdan bu konuda eşine az rastlanır bir kaynak. Çünkü bu yayın Hitler'in yaptıklarını müdahalesiz aktaran birkaç özgün anlatımdan biri. Bu çok önemli. Kitapta Hitler'in adı birkaç yerde geçiyor. Örneğin bu sayfada. Hitler cephe gerisindeki bir sokakta yürürken görülüyor. Kitapta gaz saldırısıyla ilgili bir bölüm de var. 14 Ekim'de tümenin sağ tarafında bir gaz saldırısı yaşandı.
Yani bu ifadenin Adolf Hitler'in anlattığı kişisel tarihe çok yakın bir anlatım olduğu açıkça görülüyor. Zehirli gaz kutulardan sızmış veya düşman hatlarının gerisindeki havan toplarıyla atılmıştı. Devriye gezerken gaz mermilerine hedef olmuşlardı. Ani bir panik ve boğulma duygusu yaratır. Göremez, nefes alamazsınız. Bu çok tahrip edici bir silahtır. Saldırıya yakalanan Hitler'in vücudu ciddi bir şekilde etkilenmiş olmalı. Gazın etkisiyle dudaklar şişer, açıkta kalan cilt kabarır. Gözler şişip kapanarak durmaksızın yaşarır. Etken maddeleri nefes yoluyla içine çekmek solunumu güçleştirir ve maruz kalan askeri iş göremez hale getirir. Akciğerler kanamaya başlar ve çoğu durumda bu etkiler ölümcül olabilir. Ertesi sabah görüşünü kaybeden Hitler ve devriyesi ateş hattından ayrıldı. Kısa bir süre burada kaldı. Burası Alman hatlarının gerisinde geçici bir hastaneydi. Hitler'in ateş hattının yüzlerce kilometre gerisindeki başka bir hastaneye gönderilmesine karar verildi. Yatış belgelerine Adolf Hitler olarak kaydedildi. Semptomları ise gaz zehirlenmesi olarak not edilmişti. Ama Hitler'in asıl olası hastalığıyla ilgili ilk ipuçlarına başka bir hastanede rastlanabilir. Pasewalk'ta. Oraya gönderilmesinin nedeni hastane bünyesinde bir psikiyatri koğuşu bulunması olabilir. Tabii bu oldukça ilgi çekici. Pasewalk'ta fiziksel yara almış askerlerle olduğu kadar zihinsel hastalıklarla mücadele edenlere de bakılıyordu. Dr. David Lewis bir bilişsel psikolog ve Hitler'in savaş sırasındaki tıbbi durumu üzerine çalışmalar yapmış. Savaş devam ettikçe her geçen gün daha çok asker temelde psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yatıyordu. En yaygın rahatsızlık çok bilinen adıyla savaş yorgunluğuydu. Savaşın baskısı altında zihinsel yapıları çöküyordu. Kurşun yememiş, el bombası ya da bombayla yaralanmamışlardı. Artık bunu savaş bunalımı ya da akut stres rahatsızlığı olarak tanımlıyoruz. Diğer hastaların aksine Hitler savaş yorgunluğu yaşadığına inanmıyordu. Ama gazla ilişkili olarak koyulabilecek başka bir olası teşhis daha var. Katıksız kaygı semptomları gösteren insanları tanımlamak için kullanılan terim bir tür gaz histerisiydi. Ressam olma hayalleri kuran bir adam olarak Hitler'in en büyük korkusu görüşünü kaybetmek olabilirdi. Hitler'in tıbbi kayıtları kayıp. Ama arşivlerde korunmayı başarmış ilgi çekici ayrıntılar var. 1943'te Amerikalı bir istihbarat ajanı Pasewalk Hastanesi'nde görev yapmış bir doktorla görüşmüş. Raporunda Hitler'e o dönemde histeri nedeniyle oluşan körlük tanısı koyulduğunu yazıyor. Doktorlar histerik körlüğün travma sonucunda tetiklenen psikolojik bir rahatsızlık olduğuna inanıyor. Bu durumda da bu gaz saldırısı olabilir. Belli bir seviyede görebilir ama gördüklerine inanmazlar. Histerik körlüğe hala rastlanıyor. Sık karşılaşılmayan ama bilinen bir hastalıktır. Bugün beyni görüntülemek için kullanılan modern bilimsel tekniklerle bile bu tip sorunlar genel olarak gizemlerini korumaya devam ediyor. Savaş dönemindeki doktorlar, psikologlar ve hatta psikiyatrlar içinse bu kesinlikle anlaşılması çok daha güç bir gizemdi. Hitler savaş sırasında kaydedilen binlerce histeri vakasından biriydi. Beynin görüntülerinden yola çıkarak beyinde bu durumla ilgisi olabilecek birkaç bölüm olduğunu biliyoruz. Normal çalışan bir beyinde gözlerden alınan veri talamusa gönderilir. Burası beynin görüşle beraber davranış biçimlerini de etkileyen bir bölgesidir. Bu veri daha sonra oksipital lobdaki çizgili kortekse, yani beynin birincil görsel korteksine aktarılır. Histerik körlükle ilgili bir olası önerme, görsel korteks normal biçimde devreye girmediği için talamusun fazla çalıştığı yönünde. Bunun sonucundaysa fiziki bir beyin hasarı olmasa bile görsel işleme sistemi tam olarak çalışmaz. Beynin bazı parçaları aktif olarak görme işlevini baskılamaya çalışır. Bu
beynin kişiyi korumak için tasarlanmış duygusal tepkilerinden kaynaklanıyor olabilir. Birleşik Devletler İstihbarat raporuna göre Hitler'e teşhis koyan doktor Profesör Edmund Foster'dı. Foster, 40 yaşında askeri bir psikiyatrdı. Kullandığı bilinen tekniklerden biri de psikolojikti. Onlara mızmız çocuklar gibi davranmaları gerektiği söylenirdi. Hastanın zorlanması, öğüt verilmesi, azarlanması ve cezalandırılması gerekiyordu. Hastanede geçen haftaların ardından Hitler görüşünün bir kısmını geri kazanmış olabilir. Ama sonra Kasım 1918'de Almanya'nın İtilaf Devletleri'ne teslim olduğu haberini aldı. Savaş bitmişti. Hitler yıkıldı. Kavgam kitabında anlattığına göre bütün zahmetler, çektiği acılar ve gösterdiği çaba ona fazla gelmişti ve daha fazla dayanamadı. Yenilginin şokuyla durumu kötüleşen Hitler görüşünü tamamen kaybetti. Louis Forster'ın Hitler'deki tutkulu vatanseverliği fark etmiş olması gerektiğini düşünüyor. Bunu kullanabileceğini düşünmüş olmalı. Hitler'i gerçekleştirmesi gereken bir kaderi olduğuna ikna ederse tekrar görmesini sağlayabilirdi. Hitler daha sonra bunun vicdanın onu çağıran sesi olduğunu yazacaktı. Görüşü geri geldi. Ve kendi deyimiyle yaşamının ilerleyeceği yeni yön de belli olmuştu. Politika. Hitler savaş boyunca hiçbir liderlik özelliği göstermedi. Ve erler arasında da hiçbir zaman ön plana çıkmadı. Ama savaşın bitiminde düşünme biçimi değişmişti. Sanırım Hitler hastanede geçirdiği dönemde bir şeyler yapması gerektiğini fark etmeye başladı. İşte o dönemde politik açıdan aktif bir insan haline geldi. Bence aklının gerisindeki tek bir düşünce sürekli onu yiyip bitiriyordu. Kaderin bir şekilde onu seçtiğine inanıyordu. Gizem burada bitmiyor. Hitler'in 1920'li ve 30'lu yıllardaki yükselişi sırasında Dr. Forster, Kuzey Berlin'deki Greifswald Üniversitesi'nde başhekimlik yaptı. Forster bir Alman vatanseveri olmasına karşın Nazi sempatizanı değildi. Forster her zaman Hitler'e karşı olmuştur. Birleşik Devletler'in 1943'te tutulan istihbarat raporunda Nazi Partisi'nin Forster'ı susturmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu Hitler'in küçük düşürücü olabilecek psikolojik rahatsızlığı hakkında çok şey bilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Eylül 1933'te Forster'ın evinden bir silah sesi duyuldu. Doktor banyosunda yanında bir silah olduğu halde ölü bulundu. Ölüm sebebinin intihar olduğu kabul edildi. Hiçbir soruşturma yapılmadı. Herhangi bir otopsi de yapılmadı. Louis'in bu konuda alternatif bir teorisi var. Bana kalırsa Forster'ın ölümü Nazilerin emriyle gerçekleştirildi. Çünkü onu tehlikeli buluyorlardı. Gaz saldırısı Hitler efsanesinde bir dönüm noktası olmuş gibi görünüyor. Hitler bu olayı daha sonra propaganda malzemesi olarak da kullandı. O olayın bir aydınlanma anı olduğunu söylüyordu. Savaşta alınan yenilgiyi ise yükseliş döneminde yaptığı politikanın ana eksenine oturttu. Birinci Dünya Savaşı'nda 8,5 milyondan fazla asker öldü. Ölenlerin 1 milyon 800 bini Almandı. Kimse savaştan savaşa girdiği gibi çıkamaz. Ama Tanrı'ya şükür çoğunluk Hitler'in geçirdiği kadar ciddi bir değişimde geçirmiyor.